Suyumu aşırdılar, damdan dama kaçırdılar. Suyuna da pilav pişirdiler. Yah bili 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 bil. Bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Yah bili 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 bil. Bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştük dara. Yah bili 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 bil. Bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Yah bili 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 bil. Bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Horozumu satamadım, kumbarama atamadım. Bir kız alıp kaçamadım. Yah bili 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 bil. Bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Yah bili 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 bil. Bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Yah bili 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 bil. Bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Yah bili 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 bil. Bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Yah bili 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 bil. Bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Yah bili 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 bil. Bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Yah bili 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 bil. Bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Yah bili 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 bil. Bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Suna, Mine, hadi kalkın. Oyun kadar kızlarım vardı. Of, elim. Öf! Yahu bu evde ne ararsan bulamazsın. Ne arıyorsun? Hala tıraş olmadın mı sen? Jilet bulamadım. Ne alacağım? Sakın ha! Babanın jiletlerini kullanıp da adamın bayramlık ağzını açtın. Boşver, boşver! Jiletin de buraya saklandığını görmedim be! Bu kadar da cimrilik olmaz. Babanızın arkasından aslan kesiliyorsunuz. Yüzüne karşı hep sıçan. Sonra lafı ben işiriyorum. Korkma, sana laf gelmez. Gel bir görüyorsun. Yapma. Buradan, yapma, bir de buradan. Dur, çekil sen de vur. Aman, aman, ne sokusun. Anneciğim benim, hop. Gel bakayım, gel. Bir de kızım lan. Yapma, bir de kızım. Yapma bu... diyorum sana yok. Nuri, kalk, hadi kalk. Tembelliğinden evin bereketi kaçtı. Ah, hanım, uykumu alamadım. Sabahlara kadar pavyonlarda içersen uykunu alamazsın tabii. Ah. Üstelik de o süprüntü karılarla göbek atıyormuş. Sen ne konuşuyorsun? Ben erkeğim Nuri derler bana. Sen zaten o süprüntülere karşı horonsun. Bana gelince gagası kırılmış kargalara benziyor. Ben de kadınım ayol, hem de kitap gibi kadın. Seni çok okuduk hatun. Nankörlük etme! Sen adam akıllı azıttın. Çocuklara da kötü örnek oluyorsun. Kızlar son günlerde çok değiştiler. Ha! Kızlarıma laf yok! Onlar bebek kadar masumdurlar. Hadi sen de, hadi! Allah'ıma diyorum, erkek silah yaklaşamaz benim kızların yanına. Neler yazıyor sabahtan beri? Bakayım. Olmaz dedim ya, sen kendi işlerine bak. Nedim, seni çok seviyorum hayatım. Bana bak, alay etme, küçük maymun. Senin Erol'a yazdığın mektupları okuyor muyum ben? Kim bilir sen neler zırvalıyorsun. Sahi abla, Erol'u öyle göreceğim geldi ki. Bir senedir görüşmedik. Plaklarını dinlerken yüzünü görür gibi oluyorum. Ya ben? Ben de Nedim'i çok özledim. Melili, baksana elinde mektup düşmüyor. Şu İstanbul'a bir gidebilsek. Allah bize öyle bir baba vermiş ki. Değil İstanbul'a.
Komşuya bile yollamaz. Rune! Hay Allah, bu evin dağınıklığından aklımı oynatacağım. Nerede babanızın kravatı, gördünüz mü? Bilmem. Hay Allah! Ne yapıyorsunuz burada? Hiç, konuşuyoruz. Konuşmanın sırası mı şimdi? Kalkın da bana yardım edin biraz. Çay hazır, çabuk olun. Bir ucuz atlattık, az kalsın yakalanıyorduk. Hadi aşağı inelim de peder beyi kızdırmayalım. Yavrum, bir tanem benim. Aslan parçası. Ne söyleniyorsun kendi kendine? Hiç, kendi kendime konuşuyordum. Aa, deli misin sen? Değilim. Hala sallanacağına, kahvaltıya gelsene oğlum. Geliyorum anne. Hadi hadi çabuk. Nedir sizlerden çektiğim benim? İki saatlik kahvaltı masası sizi bekliyor. Geliyorum anne, şimdi hadi geliyorum. Hadi çabuk giyin de gel. Deli. Vallahi hepsi deli. Günaydın babacığım. Günaydın. Önüne bak ulan önüne. Yemeğini ye be. Önüne önüne. Jiletlerim, jiletlerim ne oldu? Gene sen mi aldın yoksa? Ben almadım babacığım. Başka kim alır ulan? Nereye koysam buluyorsun. Nedir senden çektiğim? Babacığım, yarım tane almana bile tahammül edemem. Benimkiler bitmişti de... Biter tabii ya! Jileti bardakta bileyip 20 defa tıraş olacaksın. Arpayı sokaktan toplamıyorum. Baba, bir jilet için bu kadar lakırdı söyledin mi? Bir tane vururum, bir de yer çarpar. Jilette bile israf! Yahu bu israfla ocağıma incir diktiniz. Ocağıma inci diktiniz diyorum. Zaten onları bu hale getiren şımar, beni düşünen yok. Nuri bey, açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Senin barlarda ettiğin masrafa benim sesim çıkıyor mu? Babam gene sinirli. Ben şimdi onu idare ederim. Yeter be! Yeter be! Günaydın yeter be! Günaydın, günaydın babacığım. Bunlar da fazla oldu artık. Gene birer çift çorap almışlar kendilerine. Geçen bayram aldıklarımız ne oldu? Ne oldu ha? Gidi babacığım, yırtıldı. Bacaklarınız görünsün diye en incesinden alırsanız yırtılır tabii. Kellemi kızdırmayın, yün çorapla gezdiririm vallahi. Of, Allah kurtarsın, çenen tutulsun! Tütün kokuyor bu çay be! Bir çay daha ister misin? Hayır. Hazırlanmam lazım. İşlerim başımdan açmış. Oturmakla olmaz. Akşamları iş filan düşünmüyorsun ama. El alem evini ihmal ettiğini söylüyor. Halt etmişler. İhmal ediyorsam işlerimin çokluğundan. Bak gene İstanbul'a gitmem lazım. İstanbul'a mı? Ay babacığım, ne olur bir de olur babacığım, bizi de götürsün. Sizin de işiniz var. İş için gidiyoruz kızım, keyfimizden değil. Beni de götür baba, bütün işlerine bakarım senin. Neden hatırladığın yerde? Benim oradaki işlerimden anlamazsın sen. Buradaki işlere bakacaksın. Hadi. Demek İstanbul'a. Evet, İstanbul'a. Çocuklar, siz biraz dışarı çıkın bakayım. Gel bak ne söyleyeceğim sana. Aman bıktım artık. İstanbul'a gitseydik ne iyi olurdu. Belki de o işi ayarlardık, ayarlardık. Bana bakın, ne işiniz var İstanbul'da bakayım? Senin ne işin varsa bizim de o iş var. Hadi bakayım odalarınıza, hadi. Efendim. Açık konuşmanın zamanı geldi artık. İstanbul'a o şırfıntı için gidiyorsun sen. Kim, ben mi? Daha neler? İş tutmaya gidiyorum, iş! İş değil, metres tutmaya gidiyorsun. Ben de kabahat, sana çok mülayim davrandım. Hanım hanım! Her tarafın sert olsa ne olur yani? Kadınlar erkek işine karışmazlar, anladın mı?
Ben istediğimi yaparım. Yapamaz. Yaparım. Bu metres işine son vereceğiz. Eğer o kadının ardından İstanbul'a gidersen bu yuva yıkılır bilmiş ol. Hadi oradan be, hadi sen de, hadi, hadi. Bu lafları çok dinledim. Beni korkutamazsın. Yine bana vuruyorsun değil mi? Kelleme kızdırma, otur oturduğun yerde, ben yarın İstanbul'a gidiyorum, anladın mı? Ya, demek öyle, görüşürüz seninle. Bundan sonra adını teneşir paklar Nuri Bey, Allah kahretsin! Benim gibi kadının üstüne gül koklanır mı? Hadi Allah'a ısmarladık. İstasyona beni kaça götürürsün evlat? İki onluğunu alırım abi. İki onluk mu? Arabayı mı satıyorsun yani? İki, iki buçukluk tamamdır bu iş. Olur mu abi? Etmez vallahi. Hadi hadi, bir teknik daha vereyim. Yolda giderken bir de sigara ikram ederim, olur biter. Pekala. Hadi koydur şunları oğlum, hadi. Ver bakayım. Koyun gibi bakacağınıza arkamdan su dökseniz de kızlar. Buna gidiyorsun ha? Ben sana gösteririm. O kadının yanına gidiyorsun. Ne o kadını? İş tutmaya gidiyorum, iş. Ben biliyorum, her zaman o kadının yanına gidiyorsun. Hadi öyle. Pis karı. Bol suyun olsun inşallah. Hadi hadi hadi. Çabuk denesin, yıkandan su dökeceğiz baba. İyi iyi. Hayırlı evlat olduğunuz nasıl da belli. O nankör ağanızı 20 senedir beslerim, uğurlamaya bile çıkmıyor. Gidiyorsun diye çok üzüldü baba, hemşey dedi. Ne dedi? Eve parayı bıraksın dedi. Ne yapacakmış parayı? Evde erzak var, idare ediversinler. Ama baba, belki bir yere gideriz. Ya. Çoğunluğu alın. Kabak çekirdeği alıp vakit geçirirsiniz. Elin cebindeyken beni de görüver babacığım. Ver, ver, ver! Alın şu onu, hepiniz idare edin işte. Babacığım, iki ay İstanbul'da kalacaksınız. 10 lirayla ev idare edilir mi? Fazla konuşma! Ben hesabını bilen adamım. 10 liranın hepsini de harcamayın, dönüşte üstünü alırım. Hadi eyvallah! Aman illallah, bıktım! Gidişin olsun da dönüşün olmasın! Dönülmez yollara gitsin inşallah. Dönülmez yollara gitsin. Boyu devrilsin inşallah, boyu. O Hızır Nuri kaç para bıraktı kız? 10 lira. 10 lira mı? Ayol, bu parayla su bile içilmez. Babamız bizi artık sevmiyor anne. Onun kimi sevdiğini biliyorum ben. Alacağı olsun. Çabuk hazırlanın. Biz de İstanbul'a gidiyoruz. Güzel anneciğim, aslan anneciğim benim, güzel anneciğim. Beni de götürüyorsun, sen değil mi anne? Sen İstanbul'a gitmiyorsun, burada kal, işleri olur idare. Olur mu anneciğim, olur, ben de geleceğim, olur, yapma! Allah! Ben gitmiyormuşum. Durun siz. Götüreyim abi, taksiye mi? Ne taksisi be? Peki, hangi otele gidiyorsun bırak abi? Hangi otele? Ya ne oteli be, ben bara gideceğim, Yıldız Bara. Güzel abi, götürelim. Kaç para verelim, söyle de ona göre. Bir 5 kağıt yeter. Olur mu be, 75 kuruş, 75. Aman abi, bir yolda kadar yürüyeceğiz, 75 kuruş olur mu? Olur olur, hadi 150 kuruş olsun, hadi. Aman hadi abi, olmaz, bari 4 lira ver yahu. 150 olsun, hadi giderken bir de yolda sigara veririm, olur biter. Pekala, senin güzel hatırın için 150 kuruşa bu hadi işi yürü yapalım. Pour la mer, viens, je t'invite.
viens avec moi, oh Georgina, viens avec moi, nous partirons. Au matin, nous rôlerons un bon petit train tout en chantant ce joyeux refrain. Oh Georgina, allez bien. Nous irons nous baigner, nous coucher sur sable doré, et tous les soirs nous irons danser. Oh Georgina, laisse-toi tenter. Oh Georgina, le temps perdu ne se rattrape jamais plus, il ne nous reste que ce qu'on a dit. Oh Georgina, dis-moi oui. Shabba-dub-dub-ba, shibba-dub-dub-dub-ba, shabba-dub-dub-dub-ba, shibba-dub-dub-dub-ba, shibba-dub-dub-dub-ba, shabba-dub-dub-dub-ba, shibba-dub-dub-dub-ba, shabba-dub-dub-dub-ba, shibba-dub-dub-dub-ba, shabba-dub-dub-dub-ba, shibba-dub-dub-ba. Ya bu kadar işte, prova biraz batrak. Erol, hop geliyorum. Müjde Erol, bizimkiler İstanbul'a Mine'den telgraf aldım. Yaşadık. Sunay'ı da öyle göreceğim gelmişti ki, bol bol gezeriz artık. Biraz zor, yanlarında anneler de varmış. Boş ver, onu nasıl olsa idare ederiz. Ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Basit, bu sefer onların şoförü olacağız, ne dersin? Hadi gel. Ne oldu sana arkadaşım, heyecandan mayıs çirozu gibi kurudun. Korkuyor. Ya anneleri huylanırsa? Merak etme, ben durumu ayarladım. Bak işte geliyorlar, yürü. Taksi için bir yüzlük yeter değil mi? Yeter abi, sağ olasın. Çok sağ olasın abicim. Buyurun efendim, buyurun. Girin, gir bakayım, gir. İyi ama sen kimsin oğlum? Muavinim, şoför muavini. Ne oluyorsun kız? Kurt gibi kaynıyorsun. Şey anneciğim, gözüme çöp kaçtı da. Hanımefendi, müsaade ederseniz şöp çıkarayım. Aman anne, şoförlerle laubali olmasana. Aferin sana kızım, seni iyi terbiye etmiş orası. Tabii ya anneciğim, senin kızların önüne gelen adamlarla konuşur mu hiç? Aferin, sizinle iftihar ediyorum. Buyurun efendim. Hadi kızlar gelin. Ne vereceğiz oğlum? Gönlünüzden ne koparsa. Bu İstanbul'un şoförleri de ne kadar kibar. Bavullarınızı eve kadar götürelim mi efendim? Hayır, istemez oğlum, istemez. Hadi kızlar alın bavullarınızı. Yarın onda plajda bekliyorum. Peki, geç peki. Kalmayın sakın. Hadi kızlar. Geliyoruz anne. Oldu bu iş. Güler oynarım, yanar ağlarım. Güler oynarım, yanar ağlarım. Güler oynarım, oy oy battı karayım. Evi önünde yayılır taslar. Derdim dermanı, o kara kaşlar. O kara kaşlar, oy oy kiraz dudaklar. O kara gözler, oy oy kiraz dudaklar. Biraz seveyim. Yapma, şimdi uyandıracaksın. Sevmek, okşamak istiyorum onu. Peki, o zaman okşa biraz. Ama nesiniz kuzesi, ama nesiniz yavrucuğum? Uyandırdın. Çekil oradan, çekil. Umulun da, hadi yatır. Hadi. Kaç tane mektup yazdım Erhan. Gelmeyeceksin diye o kadar korkuyordum ki. Gelmez olur muyum? Çok
çocukla çektirdiğin resmi görünce deliye döndüm. Peder Bey'i bir iki çektim, aklım durur. Babanla konuşsaydım bari. Daha sırası gelmedi. Bugünlerde barut gibi. Kendisi kırmadık ceviz bırakmaz, bize gelince canavar kesilir. Bu iş çok uzadı Erhan. Abimin kulağına giderse ikimizi de yaşatmaz. Abin nerede? Hapiste. Ha? Namus yüzünden katil oldu. Bana yan gözle bakan birini 8 yerinden bıçakladı. İyi ki ben sana yan gözle bakmadım. Yan gözle bakmadın ama... Ah, çocuk ağlıyor. Seni o kadar özledim ki... ...doya doya sevmek, okşamak istiyorum. Aa, matineye geç kaldım. Peki ama çocuğa kim bakacak? Sen, çalış biraz. Uyanırsa ne yapacağım? Ninni söyler sallarsın. Peki ne yapacağım? Ağlar, o zaman mamasını yedirir. Ne yaparsa ne yapacağım? Altını değiştiriver, hadi alasma alır. Güle güle. Ulan sus babası! Hayat suyu çekilmiş değirmene benziyor güzelim. Ateşine dayanamadım, İstanbul'a geldim. Ne iyi ettin, benim de gözlerim hep yollarda kalmıştı. Beni çok mu özledin şekerim? O da laf mı? Hasretinden Marmara çırası gibi yandım. Karıyla çocukları Adana'da bırakıp peşinden geldim canikom. Peki canikona ne hediyeler getirdin? Hediye mi? Şunu almıştım sana. Pek layık değil ama idare ediver işte. Çok teşekkür ederim bir tane. Ne kadar güzel bir gerdanlık. Ama bunu takamam. Niye diye. Takamazmışsın? Buna göre elbisem yoktu onda. Tasalanma ruhum. Horozcuğun sağ olsun. Gel bakalım yavru kuş nasılsın? Hiç sorma abla. Erhan'ın babasını senin yanında görünce ödüm koptu. Acaba beni tanıyor mu? O kadar çok baktı ki. O hınzır bakar ya. Kadın görünce herifin eli ayağı birbirine dolar. Erhan babasıyla konuşmuş mu? Konuşamam diyor. Çünkü babasına evleneceğini söylerse masraf çıkar kabul etmezmiş. Ah ailesine karşı ne cimridir o herif. Benim gitmem lazım. Erhan çocuğa bakamaz. Dur biraz. Şunları da al. Çocuğa bir şeyler alırsın. O da senin. Olmaz abla. Alamam. Al. Hayır. Senin de ihtiyacın var. Sen bana boş ver. Zaten bunlar senin hakkın. Nasıl olsa yakında Horoz Nuri'nin gelini olacak. Hayır. Acaba olabilecek mi? Buna inanamıyorum abla. Ya beni istemezse? Ya çocuğumla tek başıma kalırsa? Ne yaparım ben? Korkma. Arkanda ben varım senin. Şu zamanlar ben de sevmiştim kızım. Ailesi beni istemeyince... ...ayrıldık. Çok acı çektim. Bu acıyı sana çektirmeyeceğim yavrum. Bu uğurda elimden geleni yapacağım. İnan bana. Sen çok iyisin abla. Benim için yaptıklarını hiç unutmayacağım, hiç unutmayacağım. Çocuğu benim için dök. Etme Allah'ını seversen. Ne alayı ya, şu belinin inceliğine, şu bacaklarının güzelliğine bak. Vallahi lokum gibi kızsın. Alay etme dedim, şimdi görürsün sen. Gel buraya. Kum değil, kaya atsam gene bildiğimi söylerim, anlıyor musun? Hem ben seni seviyorum. Doğru mu söylüyorsun? Bu da alay yoksa? Hayır. Hem sana başka şeyler de söyleyeceğim, yaklaş biraz. Uzaktan söyle. Uzaktan söyleyemem, bu sırdır, herkes duyar. Yapma Erol, kızarım sonra. Niçin kızıyorsun, yoksa... Babamın ayrılması canımı sıkıyor. Canım, meraklanma. Patronum çok iyi uzatmaz. Ya ayırır, ya barıştırır. Hem sen öyle uzatma. Seni bir senedir görmedim, yaklaş bakayım. Aa, olmaz. Geçen sene de böyle söylemiştin. Olmaz dedim ya. Ve bir kere öpeyim. Neden? Ya kardeşim görür, rezil oluruz. Hem hadi gidelim. Demedim mi ablam geliyor işte. Hadi gidelim çocuk. Gidelim ablacığım. Ne
oğlu öptün mü? Ablası, ablası, bende de aynı. Demek sevgilinizden ayrılmaya karar verdiniz Fethiye Hanım. Evet efendim. Ablam sizin çok muktedir bir avukat olduğunuzu söyledi. Bu davayı almanızı istiyorum. Memnuniyetle hanımefendi. Acaba nafaka miktarının ne kadar olmasını istersiniz? Nafaka ise ne kalacak? Aşağı yukarı 10 milyon demektir. Affedersiniz hanımefendi. 10 milyon mu? Evet, 10 milyon. Kocamdan ayrılırsam iki taraflı intikam almış olacağım. Bana yaptıklarının cezasını çeksin. Başka bir... Asil bir hanımefendinin üzülmesine asla tahammül edemem. Acaba kocanızın ismini ve iş adresini öğrenebilir miyim? Maalesef. Şimdilik bunu sizden saklayacağım. Cürmü meşhut yapılıncaya kadar gizli kalmalı. Güzel olduğu kadar da zekisiniz hanımefendi. Kendinizi şimdiden kuş gibi hür sayabilirsiniz. Neyse efendim. Ben şimdilik müsaadenizi rica edeceğim. Rica ederim. Öpeyim hanımefendi. Hı? Müsaadenizle. Güle güle. Herif elimi öptü ayol! Burası üstü kızım! Kocandan ayrılırsan sana kısmet çıkacak! Yavaş ol! Uyutuncaya kadar akla... Abimden bir tehdit mektubu aldım. Galiba şüphelenmiş. Bu fena. Erhan. Hayatımızın en güzel günleri üzüntüyle geçiyor. Doğru. Benim babamdan, senin de abinden hayır yok. Baba olduk, peder bey hala 12,5 lira haftalık verir. Hiç arttırmaz. Zarar yok. Ben çalışıyorum ya, şimdilik idare ederiz. Biraz sıkıntı çeksek de ne çıkar? Yeter ki evlenelim, sıcak bir yuvamız olsun. Hepsi olacak Sevim. Pek yakında her şey düzelecek. Saadetimizi herkes kıskanacak sevgilim. Ama abim beni çok düşündürüyor. Çok. Bana! Kasap Cafer'e! Ulan kardeşim olacak kahpe! Seni de, o zıpır aftosunu da temizlemezsem cümle alem yüzüme tükürsün he! Hemen parlama be abi! Mektupta yazılanlar doğru değildir belki. Hem mektup imzasız, inanma. Olur mu lan? Ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Kardeşimin yediği altlar bir bir yazıyor burada. Bir de çocuğu olmuş be. Boş ver abi. Bir hafta sonra tahliye ediliyorsun nasıl olsa. Başına belayı sarma. Namus işi lan bu. İkisini de temizleyip kanlarını içmezsem alnım açık gezemem. Benim yatağı işgal etmeyin ha. Nasıl olsa gene buradayım. İşlerimi görmem uzun sürmez. Çapkınlık ha! Her geliştense çapkınlık dersi mi vereceğim be? Avukat, senin kardeşin hangisiydi? Bu efendim. Maşallah! Filinta gibi delikanlı. Sen, ya sen, alafranga hanendesin. O aynalı ses bende olsa... ...kızları demek değil, alimallah eritirdim. Siz hoca mı sayılırsınız Nuri Bey? Geçen sene sizden aldığımız çapkınlık derslerinden sonra işi bir hayli ilerlettik. Ha. Ne ilerlettiniz yahu? Kızlara kör kütükçük oldular onlar. Kızlarcık mı oldunuz? Ulan sizlere yakışamadım be. Yani kızları... Öpemediniz mi? Vallahi bilmem ki, pek değil. Hadi hadi, utanmayın da söyleyin. Bir seneden beri mektuplaşmadan başkamadılar. Bir senedir mektuplaşmak ha! Baş be! Böyle erkeklik olur mu be? Ben Horoz Nuri. Bu yaşımda bir metres karanfil gibi. Bir yeni gözde gül gibi. Bir de evde karı, o da muşmula gibi. Hepsine idare ediyorum. Siz hala kızları öpüşüyorsunuz. He ne yapalım Nuri Bey, iki kız geliyorlar, biri ablasından korkuyor, biri de kardeşinden. İşte esas burada hata ediyorsunuz. Ben size bir ders vereyim. Evvela kızları birbirinden ayıracaksınız. Peki nasıl ayıracağız Nuri Bey? Canım, bir ağaçlık yere götürün,
biri bir ağacın dibinde, öteki bir ağacın dibinde. Kâne! Nasıl durmaz? Ulan turp sıkayım sizin genç kızların ellerini dayayacaksınız ağaca. Lar daha ne olduğunu anlamadan yumulursunuz, yumulursunuz horoz gibi. Ondan sonra size bir güzel kıymalı mıhlama, ya! Tevekkeli size horoz demişler. Tabii oğlum! Hadi eyvallah! Eyvallah oğlum! Güle güle! Eyvallah! Güle güle, güle, güle Nuri Bey! Ne iş abi? Gece gibi, gündüz gibi, gelsen bana, sen hayat versen, sen de aman benim olsan. Sendeki benim güzelim, sevdim aşkım delice. En tatlı mutlu bilmece, gözlerin gözlerin bence. Saçında o eski rüzgar, bana bu şarkıyı fısıldar. Gel güzelim, gel güzelim beni, unutma sen beni. Lay 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 lay. Lale gibi, bahar gibi solan çiçeğim. Aşk uykusu, yaz yağmuru sendedir sevgilim benim. Yıldız düşer, hayat biter, gidersen ne yersen. Gitme buradan, orada kalan sen de aman benim olsan. Sen bil ki benim güzelim, beni unutma sen beni. Lay 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 lay. Adana'da plaklarını dinlerken gözlerimi kapatıp yüzünü görürdüm. Öyle mi? Hı. Öyleyse gene kapat gözlerini. Şöyle ellerini kaldır. Ellerimi mi kaldırayım, neden? Hiç. Bakalım gözlerini kapayınca gene beni görebilecek misin? Ellerimi nasıl kaldıracağım? İşte böyle Sunacığım. Ah. Kapa gözlerini. Erol, sen çok yaramaz olmuşsun. Bir sene sana hasret kaldım da onda. Ama evvelden böyle değildin. Şimdi ders alıyorum da onun için. Ders mi? Kimden alıyorsun? Horozdan, horozdan. Horoz da kim? Horoz... Horozlar. Horozlarla tavuklar yok mu? Yapma Nedim, ne kadar yaramaz olmuşsun be. Yaramaz değilim, sadece seni seviyorum. Hem sen bana söz vermiştin, kaldır elini bakayım. Seni seviyorum sana. Bu çiçekleri kabul ederseniz kölenizi bahtiyar edeceksiniz hanımefendi. Çok teşekkür ederim Necmi Bey. Çiçekler çok güzel. Ablacığım şunları altın yaldızlı vazoya kor musunuz? Sizin güzelliğinizin yanında sönük kalıyorlar ama. Korkarım beni şımartacak. Ah, siz şımarmayacak kadar asili, ince ruhlu ve anlayışlısınız. İltifat ediyorsun. Hayır hanımefendi, içimden geldiği gibi konuşuyorum. Sorarım size, hangi erkek karşınızda şair olmaz? Hangi erkek uğrunuzda canını vermez? Hangi erkek yeşil gözlerinize dayanabilir? Ayol, siz avukat mısınız yoksa şair mi? Hayır, sadece sizin sadık bir kölenizim hanımefendi. Öyle mi? Öyle hanımefendi. Rica ederim, beni mahcup ediyorsunuz. Acaba dava çabuk bitecek mi Necmi Bey? Oh, en kısa zamanda, en kısa zamanda. Şimdilik bana müsaade. Müsaade sizin. Elinizi öpmek şerefini bahşeder misiniz?
Müsaadenizle. Güle güle efendim. Ablacığım, oğlum elimi böyle öpmezdi. Günaha mı girdim acaba? Daha neler? Elini kötü niyetle öpmedi ki. Hep İstanbul'da adettir. Hanımların eli öpülür. İstanbul adeti de fena değilmiş hani. Huzur oroz Nuri, boyun bozsun devrilsin. Gelsin de karısı için erkeklerin nasıl deli divane olduklarını görsün. Hem de ne erkek! Kızlarla işi yoluna koydunuz ha! Koyduk ya! Ben demedim mi size, çapkınlıkta horoz Nuri'nin dediğini yap, kadınlar sabır sabır dökülür. Derslerinize teşekkür ederiz Nuri Bey. Estağfurullah, vazifemiz ne olacak? Erkeklerin çapkınlıkta birbirlerine yardım etmeleri bir vazife-i mukaddesedir. Anlatın bakalım, başka ne numaralar oldu? Kızların ellerini ağaca dayadık dedim ya Nuri abi, bir görseydin, kıpırdayamadılar bile. Benimkinin de nefesi kesilmişti sanki. Sizin işler tamam çocuklar. Kadın denilen mahluk bir kere gevşeyince artık sonu gelir. Aman Nuri Bey, biz kızları seviyoruz, niyetimiz ciddi. Bak, o mesele mühim. Bir kere bu kızlar iyi kızlar olsaydı, ellerini kolay kolay ağaca dayamazlardı. Bak, benim de iki kızım var. Ama bunlar iyi kızlar. Her elini ağaca dayayan kız kötü mü olur Nuri Bey? Kötü olmaz ama, horoz Nuri metodu onları nakavt edebilir alimallah. Onu bunu bilmem. Bana kalırsa siz şu kızları pavyona getirin, alıcı gözüyle tetkik edeyim ben onları. Yaşa Nuri abicim! Yarın akşam biz zaten buluşacağız, size getiririz onları. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle oğlum! Güle güle evlat! Allah kuvvet versin. Güle güle çocuklar! Merhaba Nuri Beyciğim! Vay avukat, neredesin? Bir saattir seni bekliyoruz yahu! Özür dilerim Nuri Bey, mühim bir iş peşindeydim. Biliyorsunuz ya, elimdeki fevkalade zengin bir kadın... Hani şu bahsettiğin kadın, evet, değil mi? Hani o muşmula gibi cadoloz bir kadındı ya? Ah Nuri Beyciğim, kadının kocasından ayrıldığını düşünüyorum. Milyonları düşünüyorum, kadın gözüme huri gibi görünüyor. Peki, kocası kadından ayrılmak istiyor muymuş? Bilmiyorum, kadın fazla açılmıyor ama kadının yine bakılırsa kocasını tongaya bastırıp boşanacak, milyonlara konacak. Öyle mi? Dünyada ne hıyar kocalar var be! Nuri Beyciğim, heyecanımı mazur görün, sizden bir ricam var. Ben bu kadını nasıl elde edebilirim, bana yol gösterir misiniz? Bak, bu işleri horoz Nuri bilir. Kadın ihtiyar değil mi? Evet. İhtiyar kadınlar yumuşaklıktan hoşlanırlar. Mesela eline böyle yavaş yavaş yumulacaksın. Yumuşaklık hali sende fazlasıyla mevcut. peki, kocası bunları çakmıyor mu? Zannetmiyorum. Ulan! Ne angut kocalar var be! Herkesten saklanmaktan bıktım, usandım. Ne olur Eren babanla konuş artık, neden bu kadar korkuyorsun? Ne korkması canım? Saygımdan sesimi çıkaramıyorum. Yoksa ben adamı darmadağın ederim. Biraz sabret canım. Tahammülüm kalmadı artık, şu çocuğun haline bak. Doğru dürüst bir hava aldıramıyorum. Korkumuzdan eve kapandık, kaldık. Bırak çocuğu uyan. Baba! Bu tarafa geliyor, sarıl! Ne baba? Ne şey ya? Hanım, çocuğunu alıyor. Tu Allah kahretsin. Taksi! 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 Adam hayal kalmadı be! Buyur abicim, emret! Şu soysuzlara bak! Şeytan git beyinlerine birer yumruk vur diyor! Bu işler karışık, ben sadra alışık, İstanbul burası olur abi be! Bu olur mu be? Aldırın bunların anaları babaları yok mu? Bunların anaları babaları da o biçimdir be abi!
Hadi gazlayalım mı abicim? Kaçalım yoksa başım belaya girecek. Şuş! Eşşon eşekler! Ulan bunlar babanız da dahil be! Abla bir dans çıkar, hemen de öğrenirsin. Bu akşama hazırlık yapıyorum. Siz daha yatmadınız mı kızlar? Daha erken anneciğim, müzik dinliyoruz. Mozart Sultan ne anlarsınız bilmem ki. Son günlerde iş azıttınız siz. Ne yaptı ki Tonton anneciğim? Daha ne yapacaksınız? Ha. Evde oturduğunuz yok, durmadan geziyorsunuz. İstanbul'u tanıyoruz. O kadar güzel bir şehir ki. Aman dikkat edin. İstanbul'un adetleri bir tuhaf oluyor. Erkekleri de çok çapkın. Kurt gözlü şeyler. Ama erkeklerden bize ne? Değil mi ama? Aa, şey tabii, bize ne? Benim uykum geldi sana. Benim de. Allah razı olsun anneciğim. Size de. Hadi bakayım, doğru yataklarınıza. Akşamlar hayrolsun hanımefendiciğim. Hoş geldiniz Necmi Bey, buyurun. Efendim hanımefendiciğim. Şimdi olmaz efendim. Neden olmaz? Ablam mablam yok, neme lazım. Siz davamız nasıl bir safhaya girdi onu anlatın, buyurun. Ha, efendim, davamız çok iyi bir safhaya girdi. Yakında sizi güzel bir dul olarak göreceğiz. Dul mu? Horoz Nuri, boyun bulsun devrilsin! Öf, saçlarım hiç de iyi olmadı. Bu elbise iyi mi acaba? Yoksa başka bir tane mi giysin? İyiyim. Abla, şu arkamı eliklesene. Bu akşam iyi eğleneceğiz ama. Ah, hem de nasıl, ilk önce biricik sevgilimi dinleyeceğim, sonra başka bir pavyona gideceğiz, yaşadık! Hadi hadi, bir an evvel çıkıp gidelim. Senin de Nedim'le işin işe. Hiç öpüştünüz mü? Sana ne canım, sen kendi işine bak, bir daha da böyle şeyler sorma bana, hazırsak hemen çıkalım. Dur, çantamı alayım. Hadi çabuk ol canım! Geldim, geldim! ...335. kanun maddesine gelince, o madde der ki... ...kadın kocasından meşru sebeplerle ayrılmışsa... ...ceza yemez ve hemen evlenebilir. Dikkat buyurun hanımefendi, hemen evlenebilir diyor. 125. madde der ki... ...eğer koca karısı üzerine bir başka kadınla yaşarsa... ...zina suçundan ceza yer... ...ve karısı onu boşayabilir. Çok güzel ama... Ben yeni bir izdivaç yapmayı düşünmüyorum. Nasıl olur? Ya karşınıza sizi çılgın gibi sevebilecek, mes'ud edebilecek bir erkek çıkarsa? Mesela... o zaman düşünürüm. Gözün kör olsun Nuri! Başına gel, ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Son bulacak halimem, yar başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel.
buna neylesin? Halimem yangınımız yürekten. Halimem yangınımız yürekten. Algın mısın Halimem, baygın mısın gel. Hiç haberin gelmiyor, dargın mısın gel. Algın mısın Halimem, baygın mısın gel. Hiç haberin gelmiyor, dargın mısın gel. Altın mısın Halimem, baygın mısın gel. Hiç haberin gelmiyor, dargın mısın gel. Halimem, 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 Halimem. Tebrik ederim Erol. Sağ ol canım. Erol, o kadar güzel söyledin. İltifat ediyorsun. Bir kere yanağımdan öpebilir miyim? Aa, tabii, istediğin kadar öp. Ey, Erol! Ablanın yanında utanmıyor musun kız? Aman abla, ne yapayım, içimden geldi. Erol, hadi gitmiyor muyuz? Ha, öyle ya, gidelim. Sizi bu akşam başka bir pavyona götüreceğiz. Orada bir arkadaşımızla tanıştıracağız sizi. Kimmiş bu arkadaşınız? Yaşlı, tonton bir adam canım. Sizi çok merak etti de. Hadi gidelim. Hadi. Şimdi, o halde hemen harekete geçelim. Muamele hazır. Gülmü meşrut yapabilmek için kocanızı tanımam lazım. Haklısınız. İsmi Nuri'dir. Horoz Nuri derler ona. Horoz Nuri mi? Evet. Yoksa tanıyor musun? Ben mi? Şey, yok. Tanımıyorum. Ama ismini işitmiştim. Hiç merak etmeyin. Kuvvetli teşkilatım sayesinde izini bulup o kadınla cürmü meşrut halinde onu yakalatacağım. Göreyim sizi! O günü dört gözle bekliyorum. Cürmü meşrut için çok beklemeyeceksiniz hanımefendi. Horoz Nuri'ye bir cürmü meşrut yapacağız. Biraz çabuk ol canım, geç kaldım. Ne yapayım, kabahat bende mi? Erken hazırlansaydın. Çok anlayışlısın Erhan. 10 tane canım yok benim. Hem gece çalış, hem gündüz çalış. Lütfen bağırmadan konuş Sevim. Bağırırım tabii, niye bağırmayayım? Biraz cesaret gösterip babanla konuşamadın ama. Korkak. Bana korkak diyemezsin. Korkak olmasaydın babanla konuşurdun. Sen söylemezsen ben söyleyeceğim babana. Yapamazsın bunu Sevim. Bal gibi yaparım. Başka çaremiz yok. Onu buraya davet ederim. Babamı? Horoz mu öyle? Buraya! Sen de konuşursun. Her şeyi açık açık anlatırım. Dur Sevim, nereye? Bir dakika, beni dinle! Zırlama be! İstanbul'dan ayrılacağınız aklıma gelince çok bozuluyorum. Şu anda yanımdayım ya. Her zaman yanımda olmanı istiyorum Suna. Yaklaşma. Ay, yapma Erol, bir gören olur sonra. Sen de elimi bırak Nedim, herkes bize bakıyor, ayıp canım. Niçin ayıp canım, sevmek suç mu? Suç değil ama biz alışık değiliz. Adana'da böyle şeyler yapmazdık. Tabii, Adana'da komşuya bile gidemezdik. İyi ki Adana'da değiliz.
Hey Nedim, bak bak abimiz geliyor. Aa, aman! Yanlış aldı, çabuk beni Nedim'e gelin sen, sarıl sarıl sarıl! Geliyor, 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 sarıl! Dangalaklar be! Aile kızları bunlar mı? Ulan bu kızların babalarının canına! Gel, gel! Gel, gel! Düş be! Vay be! Bana mı söyledin? Sana ya! Utanmıyor musun? Başında saç, ağzında diş kalmamış be! Bir ısırırsam diş kalmış mı kalmamış mı görürsün. Hoştu be! Bana horoz Nuriye ha! Hani yerim seni be! Yerim, bırakın yiyeyim! Yerim! Yiyorsun be! Yerim ulan! Kimi yiyorsun seni be? Yerim, seni yerim! Kavga var! Evet kavga! Hoş Nedim, Nur abi kapışmış. Ne yapacağız şimdi? Yerim seni, yerim! Nedim, postana! Abla geldin, kaçalım eve! Hadi, aman gel! Bırak ya, bırak! Bırakın şunları yiyeyim ulan, bırakın be! Zahmet ettiniz çocuklar! Ben nasıl olsa bunun üçünü de çıtır çıtır yerdim. Biliyoruz abi, biliyoruz ama dayanamadık hey, işte. Kızlar yok. Ha? Tabii ya! Onlar başkalarıyla anlaşıp tüymüşlerdir. Yok be abi, onlar bildiğin gibi kız değil. Ne mal olduklarını gördük işte. Herkesin içinde şapır şupur öpüşüyorlardı. Onlarda kabahat yok abi. Senin ha? Öğrettiklerinle bu duruma geldiler. Aa, o başka, o başka, o başka. Tabii, o başka. Yürü Nedim, biz kızlara bakalım. Hadi, hadi eyvallah. Güle güle evlat. Hoşça kal. Güle güle. Seni arıyorum, neredesin? Horoz Nur içeride kavgaya tutuştu. Onunla tanışmak için tam fırsat. Ama abla korkarım. Aa. Ya beni terslerse? Terslemez, terslemez. Horoz Nur hiç kadın tersler mi? Hem sen abim hapisten çıkıyor dememiş miydi? Evet, esas adam fırsat. Git Horoz Nuri'yi evine davet et. Erhan'la her şeyi anlatırsınız. Ama ha? Abla olur mu? Olur, olur. Olmaz, hadi. Olmaz, olmaz. Hadi olmaz. Yürü olur. Aklan. Hadi gel, tam fırsat. Yanına oturuver, hadi. Korkuyorum ablacığım. Aa, korkacak ne var canım? Horoz Nuri'den korkulur mu hiç? Biraz cilve yaparsın, olur biter. Hadi, hadi yürü! Nuri bey, müsaade ederseniz yardım edin. Müsaade senindir gülüm! Adımı nereden biliyorsun? Sizin gibi cesur ve yakışıklı bir erkeğin adını kim bilmez? Ah, ama alınız çok fena şişmiş, tedavi etmek lazım. Kellem senindir! İstediğin gibi tedavi et bakalım. Edeyim mi? Edeyim ama... Burada olmaz. Yarın akşam bizim eve gelirseniz güzelce bir tedavi ederim. Gelirim tabii. Allah'ıma, kitabıma gelirim. Bekliyorum. Oğlum Horoz Nuri, göster kendini, gene iş tutuyorsun. Anneleri uyanırsa gece bekçisi izleriz, tamam, tamam mı? Kızları, kızları nasıl çağıracağız şimdi peki? Kolay, ıslığımızı duy... Ha işte bak, uyandılar. Ah, ah, ne yapacağız şimdi? Deli misiniz siz? Bizi bırakıp kaçarsanız deli oluruz tabii. Ay, susun canım!
ne olur gidin, annem uyanacak. Hey, hemen giyinip gelin, bekliyoruz. Çıldırdınız mı siz? Nasıl geliriz? Annem evde. Uyanırsa mahvoluruz. Ay, gidin anne, hadi gidin. Gelmezseniz vallahi billahi bütün mahalleyi ayağa kaldırırız. Zorla güzellik olur mu canım? Geliyor musunuz, gelmiyor musunuz siz ha? Ha? Gelmiyoruz işte. Hadi artık gidin. Ha. Ha, öyle demek. Görürüz. Kalbim, seni görünce kalbim tam 180 atıyor, tam 180 atıyor. Aman yar, canım yar, senden başka kimim var? Aman yar, canım yar, senden başka kimim var? Senin gibi güzel kız doğar ancak bir kere, doğar ancak bir kere. Aman yar, canım yar, senden başka kimim var? Aman yar, canım yar, senden başka kimim var? Bırakmam, ölürüm de bırakmam. Yârim seni ellere, yârim seni ellere. Aman yar, canım yar, senden başka kimim var? 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 Senin yaptığına delilik derler Erol. Annem duyacak diye ödümüz koptu. Kabahat sizin. Bizden buluşmaya razı olsaydınız ben de şarkı söylemezdim. Mecbur muyuz canım? Gece yarısı gelip milleti ayağa kaldırdım. Bizi üzerseniz de azasını da yaparız tabii ya. Ha, zorbalıkla iş yürümez. Biz sizinle buluşmak, gezmek istiyoruz. Tabii. Ama ailemiz duyar. Halimiz ne olur? Merak etmeyin, biz çaresini bulduk. Sizden kimsenin görmeyeceği bir yerde buluşacağız. Kimsenin görmeyeceği bir yer mi? Hı hı. Abla ne dersin? Bilmem ki, nerede buluşacağız? Razı edemezsek ikimiz de mahvoluruz. İşi bu kadar büyütme canım. Babamı nasıl olsa kafesleyeceğiz. Ya abi? Sen onu bilemezsin Erhan. İçimde kötü bir his var. Geceleri rüyamda abimi görmeye başladım. Bakıyorum sen beni erkekten saymıyorsun. Abinin geleceği varsa göreceği de var. Karşısına çıkar, dobra dobra konuşurum, olur biter. Geldi! Kim, abim mi? Yok canım, babam! Babam mı? Peki, babam! Dur, ben, bu tarafa saklan! Ben dozorayım var! Dur, ben saklanmadan açma! Aç, aç şimdi, aç! Ah, hoş geldiniz Nuri Bey! Şöyle içeri buyurun, buyurun! Sana çiçek getirdim güzelim! Bunlar da senin! Biraz tatlı yemen lazım ki tatlı konuşalım! Biraz da şampani! Mühim şeyler konuşacağım ki! Evet, hiç çekinmeden konuşabilirsin! Çünkü ben, kadın ruhundan gayet iyi anlarım. Hadi anlat tatlım. Ben kadınları çok iyi tanıdığım için, onları laf demeden laf labiye anlarım. Nasıl babamı bilemiyorum. Hayatta çok sıkıntı çektim Nuri Bey. Çünkü yalnız yaşayan bir kızdım, kimsem yoktu. Ya vah 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 vah! Bundan sonra korkma, ben varım. Her derdinle ayrı ayrı meşgul olacağım. Çok iyisiniz. Bana ümit verdiniz Nuri Bey. Her genç kız gibi benim de sevmeye, sevilmeye ihtiyacım var. Bir de çocuğum olsun isterim. Her derdine deva olacağım dedin ya hayatım. Her işin kolayı var, üzülme canım. Üzülme tatlım benim, üzülme sen. Çocuk mu? Tabii elbette. Çocuk bakımından endişe etme. Evelallah bu işi hemen halledebiliriz.
Zaten bu benim itizazım dahilinde. Anlayamadım efendim. Şimdi anlatırım. Yalnız sen yanıma gel de bu meseleyi bütün gece uzun uzun konuşalım. Burası da tam bu iş için konuşulacak loş bir yer. İsterseniz perdeleri açayım. Sakın ha! Baş başa gözden ırak konuşmalıyız. Burası sıcak gelmedi mi sana şeker? Hayır, o kadar heyecanlıyım ki üşüyorum. Kocamın burada olduğundan emin misin? Evet hanımefendi. Türmü meşrut için her şey hazır. Bir celsede boşanacaksınız. Rezil edeceğim hunzırı. Beni aldatmak ne demekmiş anlasın. İntikamınız alınacaktır hanımefendi. Hiç merak etmeyin. Lafı bırakın da yürüyün. Horozu kıpkıvrak yakalayalım. Yürüyün. Ben seni ısıtırım, tasalanma. Kalorifer gibi adamımdır Allah'ıma. Önce bir iki kadeh atalım, ne dersin? Horoz! Aç kapıyı! Aç diyorum! Eyvah! Horoz! Mahvoldum! Bediha! Bediha! Açın kapıyı, karnım namına, aç kapıyı diyorum! Kim olacak? Karım, karım geldi! Karınız mı? Saklayın beni, saklayın! Şuraya saklayın! Şuraya gireyim! Bediha geldi! Saklanayım! Kaç! Öyleyse oraya! Oraya! Hayır, oraya da olmaz! İçeriye öyleyse! Hayır, oraya hiç olmaz! Kaç! Bırak beni! Bırak! Açın! Açın diyorum! Ular! Ular! Baba! Nerede o? Ne olacak o rezil herif nerede? Rica ederim hanımefendi. Ricasından başlarım şimdi. Kocamı baştan çıkarıp yuvamı yıktın hayatım. Ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Ne diyorsun değil mi? Baba. Kocanızı tanımıyorum bile. Vurma baba. Bakın ceket bak. Boşuna inkar etmeyin. İşte suç delilin. Bebeğin ceketi. Evet, kocamın ceketi. Senin parçanın. Eyvah baba. Vurma. Vurma babacığım. Vurma. Rica ederim. Sakin olun. Bu adi kadınla uğraşmayın. Göreceksiniz. O horoz olacak. Rezilden çatır çatır boşanacak. Hakkı haliniz var efendim. Haklısınız. Oy oynar ha. Elimizde bu delil varken hemen boşanırsınız. O zaman da sözünüzde duracaksınız diye. Elbette! Boşanacağım ondan! Ulan anan gitti, anan gitti, anan gitti, anan gitti! Söz değil mi? Dul kalacak değilim ya, elbette. Oh, beni ihya ettiniz hanımefendiciğim. Şimdi bu cürmü meşhur hemen gidip zapta getirtelim, buyurun. Aa! Ben buradan bir saniye bile ayrılmam. Hadi siz gidin işinizi görün. Buyurun. Nerede? Nerede o horoz olacak herif? Nerede? Öyle. Nerede o? Nerede o? Nuri olacak o alçak herif nerede? Susun rica ederim. Ben Nuri isminde kimseyi tanımıyorum. Ceketim burada bulundu ayol. Tanımıyorum. Tanımıyorsun da ceketinin burada ne işi var? Söyle cevap ver. Rica ederim hanımefendi. Ne şımlık seni! Utanmadan evli erkeklerle düşer kalkarsın ha! Beni yanlış anladınız, kocanızla alakam yok benim. Madem yoktu da burada ne halt karıştırıyordunuz, sen ona cevap ver. İçki alemi mi yapıyordunuz ha, cevap ver! Şampanyalar mı içiyordunuz? Durun anlatayım size. Sus! Mahkemede anlatırsın. El alemin yüzüne tükürsün de gör yuva yıkmayı. Dur abi! Dur abi, neredesin? Biz geldik. Anne! Biz sizi eklettiniz, ne arıyorsunuz burada? Şey anneciğim, şey, bizi! Yoksa siz de mi babanızı yakalamaya geldiniz? Hayır anneciğim, biz buraya gezmeye geldik. Size gidi rezilliler! Erkeklerle karıştırmaya utanmadınız mı? Ama anne, sen de avukatla karıştırıyordun, yalan mı? Bakayım, bir daha bu lafı ağzından duyarsam çağır diye yırtarım senin ağzını, anladın mı sen? Terbiyesiz! Sus bakayım, çabuk eve dönün! Çabuk eve dönün diyorum size!
Rica ederim kızmayın. Bizim niyetimiz ciddi hanımefendi. Madem ki ciddiydi, bu randevu evinde ne işiniz vardı bakayım? Bildiğin gibi değil teyzeciğim. Bizi buraya Nuri abimiz davet etti. Ah Hızır Nuri! Yuvamızı tarumar etti. Boyun devirsin horoz. Kızlarını kendi eliyle peşkeş çekti. Gözün kör olsun. Yürüyün bakayım. Hadi yürüyün. Ay hala duruyorlar. Yürüyün. Ayıp be! Erdo! Dola lan sen misin? Yok abi değilim. Yoksa sen misin? Ben değilim abi. Seni arıyor. Seni arıyor. Ben çıkamam. Oh, seni arıyor. Babam değil misin? Sen çıksana. Çık hadi. Ne duruyorsunuz öyleyse? Toz olun hadi. Defolun. Köpekler. Söyle nerede Oğuz düşmanı alçak? Nerede o kırdaki fırın eden adam? Nerede oldu? Nerede o? Nerede be? Çocuk da var ha? Çocuk da var ya! Ulan namusumuzu iki paralık ettik biz! Çek elini, onu ben öldüreceğim! Ben öldüreceğim! Çekil oradan, namusumu ben temizlerim! O benim namusum, ben temizleyeceğim! Çekil cadalız, sen bir de ev işletiyorsun he! Aa, terbiyesiz herif! Çekil be! Bu çocuğun babası nerede? İçeride! İçeride! Ulan erkek sen çık dışarı! Babacım, 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 babacım! Hakkını helal et, babacım benim! Çık dışarı diyorum lan! Erkek sen çıkarsın dışarı! Seni lokma lokma doğrarım yoksa! Baba, babacım, 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 babacım! Çık lan dışarı! Ben de seni lokma lokma doğramazsam, bana de kasap çöper demesin de! Doğru evladım, doğru! Sen alçak seni! Dışarı çık, yoksa ben geliyorum çık, be! Çık, çık diyorum sana! Ah, helal! Sen de mi babana uydun evladım? Ah, hain Nuri! Babası bu gelmi! O olacak, o! Geberteceğim seni, hayır, onu bana bırak, o alçağı bana bırak! Sen karışma, ben temizleyeceğim! Onu sırrımla parçalayacağım, boğacağım, boğacağım! Çekil be, çekil! Babası sensin değil mi aslanım? Ben yeni geldim. İki dakikada çocuk olur mu be? Ben senin ne mal olduğunu bilirim Nuri! Pus sana! Onu ben öldüreceğim be! Ben her şeyi söyleyeceğim. Abi, gidiyorum! Durun bir dakika, durun, bir dakika durun! Beni dinleyin, beni dinleyin diyorum size! Çocuğun babası babam değil, benim! Kaç tane babası var bu çocuğun be? Bir tane, o da benim işte! Sevim'le de evleneceğiz! Ne dedin? Kimden izin aldın lan? Evlenemezsin! Yapma! Öldüreceğim! Ahlaksız çocuğu! Şerefimizi iki paralık ettin! Ay ya, ben öldüreceğim! Hayır, öldüreceğim. Onu ben öldüreceğim, ben! Ben öldüreceğim! Sussun be! Kafam karıştı! Ben kimi öldüreceğim? Medya'yı öldür! Hayatının sonuna kadar sana maaş bağlarım! Kör olasıca Nuri! Ne olacak bu çocuğun hali şimdi? Ne olacak var mı be? Ya kardeşimle evlenir ya da ölür! Ha? Kim demiş lan? Ay! Benim oğlum ha? Ben dedim, bir itirazın mı var? Olur mu canım? Evlensinler tabii! Zaten ben buraya görücülüğe gelmiştim! Ah Nuri'ciğim! Neden söylemezsin evvelden horozum? Oh. Tatlım! Babacığım, salasın babacığım! Canım! Canım babacığım! Biricik babacığım! Canım babacığım! Sen babaların en iyisisin canım babacığım! Canım oğlum! Şilte serdim hasıra, gel otur yanım sıra. Şilte serdim hasıra, gel otur yanım sıra. Razıyım göreyim ben, ya seni arası. Razıyım, ya seni arası. Altın tahta yüzüm var, benim sende gözüm var. Almadım diye küsme, başkasına sözüm var. Altın tahta yüzüm var, benim sende gözüm var. Adım diye tahta yüzüm var, benim diye küsme. Başkasına
sen.